Bağımsız Türkiye Partisi 2015 Gençlik ve Yaz Kampı Teşkilat Kampı sona erdi. Kampın kapanış konuşmasını yapan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, çözümü olmayan partilerin kuracağı koalisyonun uzun ömürlü olmayacağını belirtti. Profesör Baş, Türkiye'nin sorunlarını çözecek formülün de kadronun da sadece Bağımsız Türkiye Partisi'nde olduğunu belirtti. Bağımsız Türkiye Partisi geleneksel yaz kampını bu yıl Afyonkarahisar'da organize etti. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerle teşkilat temsilcilerinin katıldığı kamp 3 gün sürdü. Eğitim faaliyetlerinin ön plana alındığı kampın kapanış konuşmasını Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş yaptı. Bağımsız Türkiye Partisi lideri ülkemizdeki sorunları sıraladı. Koalisyon hükümeti kuracak partilerin bu sorunlara çözümleri yok dedi. Hakikaten Türkiye çok ama çok karanlık bir döneme girdi. Kim ne derse desin. Mecliste bulunan partilerin bundan sonra kuracakları hükümetin de ömrünün öyle uzun olacağı kanaatinde değilim. Neden diyeceksiniz? Çünkü hiçbir partinin bugüne kadar bir çözümü olamamıştır. İktidar olduktan sonra herhalde bunlar melek değil ki gökten bunlara çözümler gelsin ve de onlar uygulamaya bunu alsınlar. Yani bir şey yapmaları mümkün değil. Meclisteki partilerin Türkiye'nin sorunları karşısında çözümsüz olduğunu belirten Profesör Doktor Haydar Baş, tek çözüm adresi olarak Bağımsız Türkiye Partisi'ni gösterdi. Rusya'nın dahi bugün karşılaştığı problemlerde kendi kapısını çaldığını söyleyen BTP lideri çarpıcı bir örnek verdi. Bize dediler ki biz bu ülkede ciddi bir karışıklık çıkacağına inanıyoruz ve bunun tespitlerini yaptık. Lütfen bize yol gösterin. Geldiler. Bu ne demektir? Ben senin elini öpüyorum. Bunun manası bu. Çok kıymetli profesör hocalarım, kıymetli hukukçu arkadaşlarım, bendeniz. Aşağı yukarı tam 15 gün çalıştık. Onlara muhteşem bir proje gönderdik. Dedik ki, bakınız siz eğer dünya devleti olmak istiyorsanız, milli ekonomi modelini uygularken Moskova dendiği zaman insan hakları, demokrasi hatıra gelmesi lazım. Bunu yaptığınız gün bütün dünya birleşse size hiçbir şey yapamaz. Ve vallahi verdik, uygulamaya başladılar. Tabii fitne durmuyor. Bir olay çıkardılar. Putin Müslüman liderleri çağırdı. Müslüman asla terör yapmaz. Ve kapıyı mühürledi. Yani Sayın Putin milli ekonomi modelci oldu. Bugün dünyanın bir numaralı süper gücü haline gelen Rusya'ya elini öptürdüğünü ifade eden BTP lideri Türk milletine seslendi. Biz Putin'i ikna ederken, Hindistan'ı, Çin'i ikna ederken, kıbleye dönen Hacı Hoca Efendi ikna edemedik. Başı örtülü müstesettir. Ablalarımı, yengelerimi, annelerimi ikna edemedik. Niye? Az evvel bahsettiğim o haram lokmadan yediler de ondan. Nasip olmuyor. Hacı Efendi gidiyor. Bankaya, bizim çocuklardan biri anlattı. Memur bey sol eliyle beraber çay içiyor. Evladım diyor Hacı Efendi ona. Sol elle çay içilmez, sağ elle lütfen iç. Hacı baba, güzel de diyor bu sağ elimle senin alacağın faizi hesap ediyorum. Türkiye'de haramlalı helal hale getiren bu insanlara eğer bir ders vermezsek
Samimi olarak konuşuyorum, Allah belamızı verir.